Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir fizik soru çözümüne de fizik öğretmeni Hamza Gümüşçü. Neye başlıyoruz arkadaşlar? Yine optikte kaldığımız yerden yine soru çözümü yapmaya devam ediyoruz. Şuradan bakıyoruz değerli arkadaşlar. Diyor ki gözümüz her iki aynada da hangi noktaların görüntüsünü görebilir diye bir soru soruyor. O zaman biz her iki ayna içinde ne yaparız değerli arkadaşlar? Görüş alanı çizeriz. Öncelikle şu ayna için görüş alanı çizersek bak karelere bakın tam şurada olacak gözümüz. Ama önce kalemi seçelim. Bakın şöyle yapalım arkadaşlar. Gözümüzün dikkat ederseniz olduğu yer burasıdır iki aynasına göre. Peki iki aynasına göre bir görüş alanı çizdiğimizde bak. Ha neydi? Çizginin üzerindeki nokta ise onu biz görürüz. Ama neyse göremeyiz, cisimse göremeyiz. Dikkat ederseniz iki aynasında göremediğimiz bir yer var arkadaşlar. Onu söyleyeceğim ben size. Gözümüzün arkasında kalan yer. Yani L'yi biz ne yapamayız? Göremeyiz. Öyle değil mi? Kafamızın arkasını ne yapamayız? Göremeyiz. Göremeyeceğimize göre biz iki aynasında K'yı gördük, M'yi gördük ve N'yi gördük arkadaşlar. Şimdi geliyorum değerli arkadaşlar bir aynasına. Acaba bir aynasında ne görüyor? Önce bir aynasındaki görüntüyü bu önünün yerini bulalım. 1, 2 şurasıdır. Şuradan çektiğimizde arkadaşlar ne yapacaktır? Burayı görecektir. O zaman ne yapalım? Şöyle çektiğimizde ise L ve K'yı görecektir arkadaşlar. Burada bakın L ve K'yı görecektir. İkisinde de ortak olarak gördüğümüz her iki aynada da ne çıkıyor karşımıza? K çıkmış oluyor değerli arkadaşlarım. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Bakalım ne gelecek. Bence harika bir soru geldi. Burada göreceksiniz şimdi sorun ne oldu. Gözümüz bir aynasına bakıp perde üzerinde hangi bölgeleri görür? Şimdi bir aynasına bakacak ama ortak görüş alanı çizmemiz lazım. Lütfen dikkatli bakalım buna. Şimdi bir aynasında bir defa bu gözün yeri neresi? Bakın bir aynasında burası. Peki bunların çakışabileceği ortak uçlar bunlar değil mi? O zaman bu uçlara ne gönderelim? Işın gönderelim. Bakın bu uçlara ışın gönderelim. Işını gönderdim arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Şöyle geldi. Bakın ucun birine gönderdiğim ışın bu. Diğerine gönderdiğim ışın kaça kaç olarak gelecek? 2'ye 1. Gördünüz mü? Öyle mi oldu? Hayır. Burada bir anormallik oldu. Şunu bir silelim arkadaşlar. Öncelikle 2'ye 1 değil. 2'ye 1 değil. Bakın ben size şimdi göstereceğim onu kaça kaç olduğunu. 3'e 1, 3'e 1 gelirse 3'e 1, 3'e 1 gelirse o köşeyi buluruz diye düşünüyorum. Bak 3'e 1 geldi. Gördünüz mü? Buradan dikmeden dolayı da nasıl gideceğim? 3'e 1, 3'e 1 diye gidersem bakın böyle giderim. Gördünüz mü arkadaşlar? Peki hocam neresi oldu görüş alanı? Görüş alanı şurası oldu. Bak çiziyorum, derinmiyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Görüş alanı bakın. Şurası oldu. Burası görüş alanıysa arkadaşlar, burası görüş alanıysa neresi oldu? Hangi noktalar arası oldu diye soracak olursanız bakın şu arkadaşlar şunu alalım öncelikle. Şurası L noktası, şurası N noktası değil mi? O zaman cevap L ile N arasını görür olacak diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Bakın yine bir harika soru daha. Gözümüz bir aynasına bakarak iki aynasında nereleri görür diyor. Ya arkadaşlar bir aynasına baktığınızda bir defa birinci gözümüzün görüntüsü burada olacak. Peki buradan yansıyan ışınların şuradaki olayı nerede olacak? Bakın şurada olmayacak mı? Tamam. En son artık gözün görüntüsü burada olacak. Peki buradan ışın gönderelim. Nereye? Şimdi köşelere bak 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 gitti. Tamam. Şu aynaya gönderelim. 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1. Sizi bu çizim aldatmasın arkadaşlar. Sanki A ile E arası görülecekmiş gibi. Ama içerideki küçük ayna engel oluşturuyor. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Kaça kaç? 4'e 1. Dikkat edin 4'e 1. 4'e 1. Yani adam aslında ne yapıyor? Şurayı kapatmış oluyor bakın. Bak bir daha söylüyorum. Şu arayı kimse göremiyor. Dikkat ediniz mi arkadaşlar? Burası kapandı. Kimden dolayı? Şu içerideki küçük aynadan dolayı. O zaman biz
Nereyi görürüz değerli arkadaşlar? Şu arayı görürüz. O arası ne oluyor? C ile E arası olmuş oluyor. Bunu da söylemiş olan cevap bu. Bakın burada K ve L noktalarının aynalardaki görüntü sayılarını bulunuz diyor. Aslında çok basit. Fakat biraz dikkat etmek gerekiyor. Şimdi öncelikle şunu alayım. Şunu bir aşağı çekelim arkadaşlar. Lazım olacak. Çektim. Hemen şöyle yapalım. Arkadaşlar önce K'dan başlayalım. K'nın kaç görüntüsü var? Bir burada var. Bir de burada var. Kaç etti? Bir de şurada var. İki birimlik şurada var arkadaşlar. K'nın görüntüsü. Burada iki birimlik bir K görüntüsü var. O zaman buraya K1 diyorum. Şuraya K2 diyorum arkadaşlar. O zaman buradan şu şekilde çekersek bakın bu görüş alanlarında başka yansıma olmadığına göre bir de şuradan çekersek başka bir yansıma olmadığına göre K'nın kaç görüntüsü var? 2 görüntüsü var. Bakın bunlar çakışmadığı için 360 bölü alfa eksi 1 kullanamazsınız. Bu 1. Geliyorum şimdi arkadaşlar L'ye bakın. L1, 2, 1, 2. Şurada bir görüntüsü var L1'in. Bir de şurada görüntüsü var. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şurada bir görüntüsü var. Tamam. Bakın L2'nin. Tamam. Buradan bir çakışma yok. Kabul mü? Kabul. Ama buradan gelen ışınlar. Dikkat ederseniz şu aynada bir daha yansıyor. O zaman bu L1'in. Şurada L1 diye bir görüntüsü daha var. O zaman L'nin kaç görüntüsü oluyor? 3 diyoruz ve geçiyorum arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda K noktasal cisimden çıkan ışınların önce X sonra da Y aynasında oluşturduğu görüntüsü hangi noktada oluşur diye bir soru soruyor. Ne diyor? Önce X. O zaman önce buraya ışın gönderelim. 1, 2, 3, 4. O zaman yazıyorum. 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. Birinci görüntü burada. K1. Bunun işimiz bitti. Şimdi bu birinci görüntüden buradan şeye ışın gönderelim. Yani aynaya. Şu aynaya. Y aynasına. Şöyle 1 diyelim. 2 diyelim. Bakın. 3 diyelim. 4 diyelim. Gördünüz mü? Çaprazlama. O zaman ne derim? 1, 2, 3, 4. Görüntü nerede oluştu arkadaşlar? 3'te oluşmuş oldu. Devam ediyorum. K noktasal cisminin aynalardaki görüntü sayısı kaçtır? Aman sonsuz demeyin. Dikkat edin. Biraz önceki teknik yani yansıtma tekniğini buluyoruz. K cisminin bir aynasındaki görüntüsü bir tane burada var mı arkadaşlar? Var. K1. Peki şuna iki aynası diyelim. İki aynasında bir. Şurada da bir, ikinci bir görüntü olsun arkadaşlar. Buna da ne diyelim? K2. Bakın buradan ışınları yazdım. Görüş alanı. Görüş alanı niye çizdim arkadaşlar? Buradan gelen ışınlar buradan yansıyor. Yansıyor ama başka bir aynaya çarpmıyor. Görüş alanını niye çizdim arkadaşlar? Şuradan gelen ışınlar buradan yansıyor. Başka bir aynaya çarpmadığı için topu bir daha bir yansıma olmayacağından dolayı iki yansımayla gerçekleşiyor. Dolayısıyla görüntü sayımız kaçta kalıyor? 2'de kalıyor demiş olalım. Bakın buraya şimdi burada iki görüntü sayısı çok ilginç olacak. Arkadaşlar diyor ki K'nın aynalardaki görüntüsü sayısı kaçtır? Şimdi şurada bir tane bir görüntü var mı yazalım K1. Şurada bir tane görüntü var mı yazalım K2. Peki şuradan gelen ışını çizdim. Çizdik mi? Çizdik. Başka buradan ve yansıma şansı olmadığı için bunun işim bitti. Fakat şuna bir bakın. Buradan gelen ışınlar tekrar şunda yansıyor mu? Yansıyor. O zaman buradan geldiğine göre burada K2 üstü diye bir görüntü daha olacak. Toplam 3. yansımadan dolayı 3 görüntü olacak diyoruz ve geçiyoruz. Perde, bakın çok özel bir soru. Perde üzerindeki göz perdede belli bir yeri görmektedir diyor. Diyor ki ayna gösterilen yönlerin hangisinde hareket ederse alanı değişmez. Bir defa 1 ve 4 yönde değişmeyeceğini hepiniz biliyorsunuz. Bu yüzden onu uğraşmıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bir görüş alanı çiziyorum. Dikkat edin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamam çizdim. 3'e 1. Arkadaşlar 3'e 1. Var mı bir sorun? Yok. Bakın çiziyorum. 3'e 1. Arkadaşlar 3'e 1. Şimdi unutma. Yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8 bölmeyi görüyorum. Doğru mu? Doğru. Hadi bakalım şimdi yaklaştıralım şunu. 3 yönünde.
Arkadaşlar aynamız buraya geliyor. Bakın o zaman 1, 2, 1, 2 gözümüzün görüntüsü burada. Çaprazlama gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Oo süper. Bakın çaprazlama gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Süper. Görüş alanı ne yapmadı? Değişmedi. Şimdi diyorsunuz ki hocam bir de ileri götür, götürelim arkadaşlar. Aynayı şuraya götürdüğümde dikkat edin lütfen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, şurası. 2'ye 1, 2'ye 1 çiziyorum, 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1, gördünüz mü? 2'ye 1, 2'ye 1, 2'ye 1 çiziyorum. Ne oldu arkadaşlar? Görüş alanı hiçbir şekilde değişmedi. Hiçbir yönde, bakın, hiçbir yönde, özel bir sorudur, değişmez. Neden? Çünkü göz perde üzerindedir. Bakın püf noktası budur. Eğer göz perde üzerindeyse görüntünün yani gördüğü yerin hiçbir büyüklüğü ne yapmaz değişmez diyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. 1 ve 2 aynalar arasındaki açı 2 alfa iken görüntü sayısı n'dir. Açı alfa yapılırsa görüntü 6 tane artıyormuş. Buna göre n nedir? O zaman önce neyi yazalım arkadaşlar? N eşittir 360 bölü 2 alfa eksi 1 midir? Bunu yazdık mı? Fakat ne diyor arkadaşlar? Aradaki açıyı alfa yaparsak görüntü artıyormuş. Ne kadar artıyormuş? 6 tane. N artı 6 eşittir 360 bölü alfa eksi 1. Bu tarafa geçerse n artı 7 eşittir 360 bölü alfa değil mi? Şuranı bu tarafa geçirsek, baksanıza şimdi n artı 1'i 2 ile çarpsak 2 ile 2n artı 2 eşittir 360 bölü alfa olmaz mı burada? Olur. O zaman bunlar birbirine nedir? Eşittir. O zaman 2n artı 2 eşittir n artı 7'den n kaçtır? 5'tir diyorum arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Alanına geçelim. Burada bir sorun yok arkadaşlar ama şöyle yapabiliriz. Alfa eşittir. Şuraya teta diyelim arkadaşlar. 180 eksi 2 teta. Bir formülü var. Buradan yapın isterim. Boştan yana. Biz yol açıdan yaparız diyenler için de olur. O zaman ben direkt yapıyorum. 180 eksi 2 çarpı 30 kural bu arkadaşlar. Buradan da 60-120 derece çıkartıyorum. Uzatmıyorum. Buraya bakıyorum. Şekildeki bir K noktasal ışık kaynağından çıkan ışınların takip ettiği yollar verilmiştir. Işınların aynada gelme açıları sırasıyla teta 1 ve teta 2'dir. Bunların özellikleri nedir? Bir defa bir. Şurası kaç olacak arkadaşlar? Burası da 50 olacak. Peki 50-50-100 ise şurası kaç olacak arkadaşlar? Önce onu söyleyelim. 50-50-100. 180 olacağına göre 80. 80'in yarısı nedir? 40'tır. O zaman teta 1'i bulduk. Gelme açısı 40. Şimdi şurası kaç etti? 130 mu arkadaşlar? Bakın. Evet. 130. 20 daha ne yapar? 150 yapar. Doğru mu? O zaman bakın 130, 20 daha 150 yapar. Şuraya ne kalır? 30 kalır arkadaşlar. Bir dikme indiğimde burası kaç olur? 60. O zaman teta 2'de burada kaç olur? 60 olur. Cevap 2 bölü 3 olarak bulunur diyoruz. Devam ediyorum. K noktasal cisminin X, Y, Z düzlem aynasında toplam en fazla kaç görüntüsü oluşur diye bir soru soruyor. Dikkat edin lütfen. Bir bakalım ben de merak ediyorum şimdi. Nasıl oluşur? Arkadaşlar 1, 2, 3, 1, 2, 3 şurası var ya şurası. Bir tane görüntü sayıyorum. Hem bunun için hem bunun için. Buraya kadar bir soru var mı? Yok. Bir tane görüntü buldum. Bakın şimdi. Ondan sonra arkadaşlar buradan yansıyan ışınlar, bak şuradan yansıyan ışınlar şuraya çarpacağı için şunda da bir görüntü oluşacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 doğru mudur? 1, 2, 3, 4, 5. Şurası. Evet arkadaşlar. Bir de K2 olacak mı? Oluşacak. Peki. Dikkat edin bakın arkadaşlar. Bir de şuradan geliyor şimdi. Buna geliyor. Buna geliyor. Şuna gelmiyor arkadaşlar. Şunda bir görüntü oluşacak. O da kaçta oluşacak arkadaşlar? Şuralarda bir yerde oluşacak. İşte K daha da bir daha görüntü oluşmayacağı için topu topu 3 görüntü oluşacak. Aman 4 demeyin. Şuradaki ilk görüntü ikisinin ortak görüntüsü. Diyoruz ve geçiyoruz. Bakıyoruz X, Y, Z ışık bir
cisimleriyle KL düzlem aynaları aynı düzlem bir şekilde bir yerleştiriliyor. Cisimlerin aynalarda oluşturulan görüntü sayıları nedir diye bir soru soruyor. Arkadaşlar dikkat, biraz önceki mantıktan yapsak. Bir defa şunun bunda bir görüntüsü oluşmaz. Sadece şunda oluşur. Bunun görüntüsü 1. Bunda hemfikiriz. Peki Y'ye bakalım arkadaşlar. Y'ye bakalım. Y'nin bir burada oluşur. Bir de burada oluşur. Şurada oluşur ve kesişme olmayacağı için bakın kesişme olmayacağı için topu kaç görüntüsü oluştu? Biraz önce yaptım. 2. Ama gel gelelim şuna. Y'nin bir burada oluştu. Bir de şurada oluştu. Tamam, şuradan giden de bir kesişme olmuyor ama buradan gelen, dikkat edin, buraya bir daha çarptığı için Y'nin de kaç görüntüsü oluşuyor? 3. O zaman Z'ye 1 dedik. Bakın Y'ye 2 dedik. X'e de kaç dedik? 3 dedik. Buna göre sıralayabiliriz diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Düzlem aynaya şekilde bir gelen I ışını yansıdıktan sonra hangi noktadan geçer? Bu çok önemli. Bunu nasıl yaparız derseniz bakın dikkat edin. Normal çizgisi çizeriz. Önce normali çiziyorum, normal. Peki normale olan uzaklıklardan yapacağız arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Ya normale nasıl bir uzaklık etkisi yapabiliriz diye düşündüğümde ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. Şuradan 2 çizim. Tekrar 2 çiziyor muyum? Çiziyorum. Ha, o zaman nereden gidecek arkadaşlar? Şu 2'den geçecek şekilde gidecek. Gördünüz mü? Şu uzaklıkla şu uzaklık birbirine ne olacak? Eşit olacak. O zaman cevap ne oldu? K oldu diyorum ve geçiyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Diyor ki şekildeki sistemde K noktasından çıkan ışınların 3 tanesi aynadan yansıyarak LMN noktalarından geçmektedir. Buna göre K noktasından itibaren bu noktalara kadar aldıkları toplam yolların mesafeleri nedir diye bir soru sormuş. Şimdi bir defa şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu çizelim. M'den geçeni bir bulalım. M'den geçen şöyle gidecek. Doğru mu? Doğru. Dikkat edin bakın şimdi buna. L'den nasıl gidebilir? L'den benim anladığım şöyle gidebilir. Tam ortaya gelir. Tam şu ortaya gelir. Bakın. Tam ortaya gelir. Şöyle gider arkadaşlar. Süper. Peki N'den nasıl gider? N'den de şöyle gider. Şöyle gider diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi şuna dikkat edin. Bir defa L ile N'nin yolları eşit gibi geldi bana. Çünkü şurası kök 5 arkadaşlar. Şurası da kök 5. Doğru mudur? 2 kök 5'lik yol alır. Bakın hemen yapıyorum. X N'den başlıyorum. 2 kök 5'lik yol alır. X'ye bakıyorum. Kesinlikle o da 2 kök 5'lik yol alır. Simetrini düşünün. Simetrinin şöyle olduğuna göre bak şurayı düşünün. 2 kök 5. Peki X M'ye bakalım arkadaşlar. 1 2 3 kök 2'lik yol alır. Buradan yaptığımızda kim büyüktür? Sanki arkadaşlar şu 2 küsür eder, 5'li bir şey eder. Yani 4 küsür eder. Şu 1 küsür eder. Sanki şeyler daha büyük gibi geldi bana. Ne gibi? Xn eşittir xl büyüktür xm diyebiliriz. Arkadaşlar bunu da söylemiş olalım. Geçelim. G noktasından aynaya bakan göz bu cismin kaç tane görüntüsünü görür? Önce görüntülerini bir çizelim. Bir tane burada var mı? Var. Peki bir tane burada var mı? Var. Bir tane de nerede var? İkisinin ortak noktasında burada var. Peki hala buradan bir görüş alanı çizelim arkadaşlar. Şöyle görüş alanı çizdiğimizde kaç görüntüyü görmüş olduk? 2 tane görüntüyü görmüş olduk diyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar saydam olmayan X cismi düzlem aynadan K noktasal ışık kaynağıyla kurulmuş sistem aynı düzlemde şekildeki bir yerleştirilmiştir. Buna göre hangi noktalar arasında yarı gölge oluşur diye bir soru soruyor. Vallahi bakacağız arkadaşlar. Şimdi şuralardan öncelikle şunu şuradan çizelim. Çizdiğimizde burada bir K görüntüsü var. Var. Arkadaşlar şöyle 2'ye 1. Şuradan ışık almıyor. Bir de şuradan gönderelim arkadaşlar. Nasıl göndereceğiz? Şöyle köşeden gönderdiğimize dikkat edin. Tak. Ha, şöyle yapalım. 2'ye 1. Çok güzel. Şimdi dikkat edin. Arkadaşlar. Burada hangi noktalar arasında yarı gölge oluşur? Ben size söyleyeyim. P, T arasında yarı gölge oluşur. Neden? Bakın. Şu bölge kaynağın kendisinden almıyor ama
görüntüden alıyor. Bu yarı gölge. Peki bu bölge de görüntüden almıyor ama kaynaktan alıyor. Bu da yarı gölge. Yani PR arasında oluşur, RS arasında oluşur, ST arasında oluşur diyoruz arkadaşlar. Bir dersimiz daha burada bitiriyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir soru çözüm dersinde buluşmak üzere diye hepinizi başka bir derste bekliyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum ve sonlandırıyoruz dersimizi.